Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden dolaşım sistemiyle alakalı soru çözüm videolarına devam ediyoruz abicim. Bakalım ne demiş, yukarıdaki özelliklerden hangileri atar ve toplar kan damarlar için ortaktır? Bak şimdi, her ikisinde de dışta şöyle bağ doku vardır. Ondan sonra kas doku vardır. Bak kas doku vardır. En içte de endotel yani epitel doku vardır. Ve içerisinde kolajen lifler içeriyor ama bu kolajen lifler daha fazla abicim atar kan damarlar. Çünkü atar kan damarında daha yüksek basınç olduğu için esnemesi lazım. Esnemesi lazım. Kalpten çıkıyor ya, çok yüksek basınçla çıktığı için esnemesi lazım. Yani her ikisinde de bağ doku, her ikisinde kas doku, her ikisinde epitel doku ve aynı zamanda kolajen lifler. Ama kolajen lifler dediğimiz zaman atar kan damarlarda daha fazladır. Bir. Kılcal kan damarlarda madde alışverişi gerçekleşeceği için buralarda düz kas bulunmaz, bağ doku bulunmaz, yoksa karşıya madde geçemez. Burada tek katlı endotel yani epitel doku vardır. Tek katlı epitel doku vardır ki rahatlıkla madde alışverişi sağlansın. Ve aynı zamanda toplar kan damarlarında şöyle abicim. Hatta onu da çizeyim şöyle. Bir önceki videoda detaylı anlattım ama bu videodan başlayanlar için gösteriyorum. Bak şimdi atar kan damarıyla vücuda gönderdik. Al sana karaciğere geldi. Al sana böbreğe geldi. Al sana bağırsağa geldi. Gördün mü? Bağırsağa geldi. Sonra bunlardan işte kılcal kan damarlarıyla bunların içlerine dağıldı. Sağına soluna carta curta her tarafa gitti. Kılcal kan damarları çok fazladır. Sonra hepsi toplar kan damarıyla toplandı. Sonra bunlar alt ana toplar kan damarına bağlandı. Bu alt ana toplar damarını da kalbin sağ kulakçığına getirdi. Bak şimdi kalbin... Şimdi atar kan damarlarıyla gönderirken bak görüyor musun? Yer çekimiyle aynı yöne doğru gönderiyorsun. Rahatlıkla gider. Ama tekrardan yukarıya çıkması yer çekiminin zıtlı yönde hareket eder. Zıtlı yönde hareket ettiği için buralarda kapakçıklar vardır. Bak toplar kan damarlarında kapakçıklar vardır. Özellikle aşağıdan yukarıya çıkana yani beyinden aşağı inen de yoktur. Ama aşağıdan yukarıya çıkan işte bakın kalbinize elinizi koyun. Aşağısından gelen bütün kanlar. Bunlar toplar kan damarıyla yukarıya çıkarken kapakçıklar bulunmak zorunda. Yani yukarıya iskelet kasları mesela bacağın hareket ediyor ya o kaslar bir kasar. Aynı zamanda damarların etrafındaki kaslar kasılır. Kan yukarıya çıkar. Tekrardan aşağı inmemesi için burada kapakçık vardır. İşte bu kapakçıklar bozulursa da buna varis hastalığı deniliyor. Yani toplar kan damarlarında var. Yukarıdaki özelliklerden hangileri atar ve toplar kan damarları için ortaktır demiş. 1. Düz kasların bulunması. Eyvallah. Her ikisinde de düz kaslar vardır. Düz bir olmayanı atıyoruz. Temiz kan taşıyabilme. Bak abicim bu da güzel bir soru. Bak burada düşmeyin. Burada sakın düşmeyin. 1. Şimdi şurası kalp. Tamam mı? Şurası kalp. Bak kirlenen kan buraya geliyor. Bak gördün mü? Kirlenen kan buraya geliyor. Hadi buradan çizeyim. Hazır çizmiş var. Bak ondan sonra kulakçıklar kasılınca kan buraya geldi. Bak burası kirli. Kirli. Bak burası da kirli. Kasılınca buradaki akciğer atar damarıyla akciğere gidiyor. Temizlenecek. Arkadaşlar kanın temizliği, kirliliği deyince aklınıza oksijen karbondioksit oranı gelsin. Başka bir şey de gelmesin. Bak oksijeni fazlaysa temizdir. Karbondioksiti fazlaysa kirlidir. Bitti bu kadar. Kanın temizliliği, kirliliği bundan ibarettir. Sonra bak akciğer atar damarı. Bu akciğere atan damar. Bak bu akciğer toplar damarı. Akciğer toplar damarı. Akciğer toplar damarı. Normalde toplar damarların hepsi kirli kan taşırken bak bunlar kirli kan taşırken akciğer toplar kan damarı temiz kan taşır. Normalde atar kan damarları temiz kan taşırken akciğer atar kan damarı kirli kan taşır. Bak akciğerde bu tam zıttıdır. Tam tersidir. Unutmuyorsun tamam mı? Sonra temiz kan buraya geliyor. Kulakçıklar kasılınca burası kirliyle burası temizle doluşuyor. Karıncıklar kasılınca bu akciğere temizlenmek üzere giderken bu da bütün vücuda dağılıyor. Yani gördüğünüzde atar kan damarı da bak atar kan damarı temiz. Buradaki temiz. Ve toplar kan damarı bak akciğer toplar kan damarı temiz kan taşırken akciğer atar kan damarı kirli kan ve toplar kan damarı kirli kan taşıyabiliyor. Yani her ikisi de temizi de taşıyor, kirliyi de taşıyor. Temiz kan taşıyabilme eyvallah akciğer toplar temiz kan taşır ve akciğer atar damarların çoğu zaten temiz kan taşıyor. Tek yönlü açılan kapakçıklar dediğimiz gibi kimde bulunuyor abicim? Üçlü olan atıyoruz. Direkt olarak toplar kan damarında bulunuyor. Kalbe kan getirebilme, kalbe kan getirebilme dediği zaman kalbe kanı getiren toplar kan damarlarıdır. Bak kalbe kanı getiren toplar kan damarlarıdır. Kalpten çıkanlar ise akciğer atar damarı veya aort atar damarıdır. Kan getirme toplar kan damarına özgü bir şeydir. Atma
kalpten atma. Adı üstünde atar denmesinin nedeni bu. Kalpten atma. O kalpten atanlar ise şeylere aittir. Yani atar kan damarlarına aittir. O yüzden doğru cevabımız Adana olarak karşımıza çıkmıştır abicim. Lenf sisteminin görevlerinden bir tanesi değildir. Aşağıdaki verilenlerden bir. Lenf dediğimiz zaman aklımıza hemen ak yuvarlar gelecek. Bak ak yuvarlar bizim bağışıklık sistemi elemanlarımız, tamam mı? Ak yuvarlar vücuda giren mikropları yakalayan, öldürenler. Mesela nötrofil, eozinofil, monosit, bazofil, lenfosit. Bunlar bizim vücudumuzda mikroplara karşı bizi koruyan ak yuvarlardır. Tamam mı? Nerede üretiliyor? Lenflerde üretiliyor. Arkadaşlar bakın, lenflerde lenf sistemi dediğimiz, mesela bademcikler bir lenf düğümüdür. Kasıklarda vardır şöyle lenf düğümleri. Tamam mı abicim? Bak bunlar hepsi koltuk altında vardır lenf düğümleri. Bunlar buradan gezen mikropları süzüyorlar. Mikropların kana karışmasına engel oluyorlar. Mikropları öldürüyorlar. Son derece önemlidir abicim. Aynı zamanda lenf sisteminin bir başka görevi de, lenfin bir başka görevi de mevzu şu. Mesela şurası atar kan damarı, şurası toplar kan damarı, kılcal kan damarı, şurası toplar kan damarı. Bak, madde alışverişi şurada gerçekleşiyordu, hatırladınız mı kılcal kan damarında? Lenf sisteminin bir görevi de dışarıya çıkmış olan, fazla çıkmış doku sıvısını kendi damarlarıyla toplayarak tekrardan dolaşıma katmak. Yani ödemi aza indirmek. Bir, bağışıklık sistemi mikroplarla baş çıkıyor, ödemi aza indiriyor, mikropları süzüyor, tamam mı? İçerisinde al yuvar bulunmaz. Bak unutma, lenf sisteminin içerisinde al yuvar bulunmaz. Al yuvar bulunmadığı için rengi beyazdır. O yüzden lenf sistemindeki kana ak kan denir arkadaşlar. Ak kan, beyaz kan denir. Tamam mı? Beyaz kan. Al yuvar bulunmuyor. Yani eritrosit bulunmuyor. Akış hızı biraz daha yavaştır. Ve lenf kılcal, yani lenf damarlarında, bak lenflerde de damar var. Lenf damarlarında atar kan damarı yoktur. Lenflerde kılcal kan damarı ve toplar kan damarı vardır. Bak bu da çakal sorudur. Tamam mı? Lenflerde atar olmadığı için, atar kalpten çıktığı için, bunlarda atar olmadığı için buradaki kan akışısı daha yavaştır abicim, unutma, daha yavaştır, tamam mı? Bakalım hangisi lenf sisteminin görevlerinden değildir? Kan kılcalından doku sıvısına geçen amino asitleri dolaşım sistemine götürmek. Bak bu görevidir dedim ya. Doku sıvısına geçen fazla sıvıyı lenf kılcallarıyla tekrardan geri katıyor. Ödemi azaltmış oluyor. Bağırsak villuslarından yağların emilmesi ve dolaşıma katılması. Bak abicim şöyle yapacağız. Şurası ince bağırsak. Yemeği yedikten sonra glikoz, amino asit, efendime söyleyeyim B, C vitamini, mineraller, su, ilaç kalıntıları. Bak bunlar normal bizim dolaşımımızla, yani kapı kılcalı, kapı toplar damarı, işte karaciğer, karaciğer üstü toplar damarı, alt ana toplar damarı, kalbin sağ kulakçığı şeklinde giderken, bak burası önemli. Yağ asitleri, gliserol ve yağda eriyen vitaminler, adek, bunlar lenf dolaşımıyla dolaşıma katılır. Lenf kılcallarıyla katılır. Banko test sorusudur. Burada onu söylüyor. Tamam mı? Doku sıvısının ozmotik basıncını dengede tutmak. İşte buradakileri fazlasını dolaşıma katarak aslında doku sıvısının ozmotik basıncını dengede tutmaya çalışıyor. Vücuda giren yabancı proteinleri ve mikropları yok etmek. Eyvallah, bir numaralı görevi zaten bu. Ak yuvarları var. Abicim gerekli oksijeni taşımak al yuvarların görevidir. Bak gerekli oksijeni taşımak, hücrelerin enerji için gerekli olan oksijeni taşımak al yuvarların görevidir. Ak yuvarların görevi değildir abicim. Doğru cevabımız o yüzden Edirne olarak karşımıza çıkmıştır. Bir insanda kan basıncı kılcal kan damar boyunca kanın ozmotik basıncından yüksek kalsaydı. Bak bana şunu söylüyor. Şunu da göstereyim. Bak şu. Şurası atar kan damarı. Şurası kılcal. Starling'i söylüyor. Tamam mı? Kılcal kan damarı. Şurası toplar kan damarı. Öğrendin artık. Toplar kan damarında kapakçık olduğunu da öğrendin. Madde alışverişinin kılcal kan damarda olduğunu öğrendin. Bütün ne olursa olsun kan proteinleri, kan hücreleri damar dışına çıkmadığı için bütün her yerin ozmotik basıncının 25 olduğunu öğrendin. Bak hepsinin ozmotik basıncı 25. Ama şuradaki kan basıncı 40 olduğu için, 40-25'ten büyük olduğu için dışarıya doğru çıkar. Şuradaki kan basıncı 15 olduğu için, 25-15'ten büyük olduğu için bu sefer içeriye doğru girer. Gördün mü abicim? İşte madde alışverişi böyle oluyor kılcal kan damarlarında. Buna Starling hipotezi deniyor. Bana ne diyor? Bak şurası da doku sıvısı. Şu kısımlarda doku sıvısı. Bana ne diyor? Kan basıncı diyor. Kılcal kan damar boyunca kanın ozmotik basıncından yüksek kalsaydı diyor. Bak yani burada da 40, burada da 40,
Burada da 40 olsaydı diyor. Bak burada da 40. Ya arkadaş o zaman ne olurdu biliyor musun? Deli gibi maddeler hep dışarıya doğru çıkardı. İçeriye doğru hiç giren olmazdı. Deli gibi ödem olurdu. Doku sıvısı fazla miktarda artardı. E buradaki ödemi azaltacak olan kimdi? Lenf sistemiydi değil mi? E lenf sisteminde taşınan madde miktarı ne olacaktır buna bağlı olarak? Deli gibi artacaktı. Olay bu kadar basit. Bize onu söylüyor. Diyor ki bir insanda kan basıncı kılcal kan damar boyunca kanın ozmotik basıncından yüksek olarak kalsaydı. Bir, doku sıvısı madde miktarı artardı. Eyvallah doğrudur. Lenf sıvısıyla dolaşan madde miktarı artardı. Eyvallah doğrudur. Doku sıvısından kılcal kan damara geçen madde miktarı azalırdı. Eyvallah doğrudur. Al sana doğru cevap. Edirne olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz abicim. Tamam mı? Güzel bir soruydu. Güzel bir soruydu. Öğretici, anlatıcı bir soruydu. Baktık. Arkadaşlar bak artık bağışıklığa geçiyorum. Bağışıklığa geçiyorum. Eyvallah bak süper. Bir sonraki videoda bağışıklığı anlatacağım. Sakın kaçırma. Bak açık açık söylüyorum. Sakın kaçırma. Direkt konu anlatarak gireceğim. Ondan sonra da bir iki soru çözeceğim. Ve bağışıklığı da tam anlamıyla bitirmiş olacağım. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutma. Aynı zamanda Instagram hesabını da takip etmeyi unutma. Günlük soru atıyoruz buraya. 3 tane 4 tane. Aynı zamanda bilgiler atıyoruz. Sizinler için çok çok önemli abicim. Haberiniz olsun. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın abicim.